Eskiden Türkiye'nin sorun olan tüm unsurları bu seçimlerde birleşerek tek bir sorun haline geldi. Ve tüm bu sorunların hepsini de CHP zihniyeti doğurdu. Ve şimdi ne enteresandır ki 2023'te tüm bu sorun olan aktörlerin hepsi birleşti ve CHP çatısı altında bir araya geldi. Uyanalım ve şu anda insanları ekonomik darboğazla patatesle soğanla da kandırmaya çalışıyorlar. Ve sadece iç ekonomiye bağlı olmadığı için ekonomi dıştan da sıkıştırılarak millet ittifakına bu toplum zorunlu bırakılmaya çalışılıyor. Arkadaşlar ya patatesi soğana kanarak 100 yıl daha yenileceğiz ya da tüm bu kötülükleri ve onu oluşturanları kökten temizleyeceğiz. Unutmayın sorun çözüm olamaz. Yani siz tüm bu sorunları çıkartan zihniyeti başa getirirseniz o zaman bu millet düşmanına bakmaktan geleceğine odaklanamaz ve parçalanmaktan da kurtulamaz. Biz ne diyoruz her zaman bu seçimler için? Yoksa Sayın Erdoğan'ın kara kaşına, kara gözüne, AK Parti'nin içerisindeki bu kirliliklere, bu siyasi arenada olan kişisel nefsani hırslarına yenik düşmüş insanların hatalarına, eksiklerine bakacak olursak, Bizim şu anda zaten var olan denge ve düzende sıkıntılarımız var. Ama biz bu doğrultuda geleceğimize odaklanacağımız bir AK Parti'yi, bir Cumhur İttifakı'nı bir kenara bırakırsak, gerçekten bu doğrultuda vatanını, milletini, geleceğini düşünen ve bu doğrultuda çizgisini bu zamana kadar değiştirmemiş ve bozmamış, bütün bu unsurlara eğer odaklanırsak o zaman yani bu Cumhur İttifakı'nın ortak özelliğine hepsi Türkiye'nin geleceğine odaklanıyorlar. Hepsi gelecekte dünyadaki diğer işte e, mazlum coğrafyalara sahip çıkmak noktasında sorunlarımız hala neyse bu doğrultuda çözmek noktasında. Onların hepsi geleceğe odaklanmıştım da Millet İttifakı'na bakıyorsun Türkiye'nin geleceğine değil bambaşka bir e, ortam var CHP ve etrafında toplanan bu Millet İttifakı'nın kirliliğin içerisinde bambaşka bir e, zihniyet var bunun içerisinde Allah aşkına CHP bu ülkeye ne katmış ne kazandırmış. Sapkınlıkların kapısını aralamaktan başka. Efendim cinsiyetsizleştirmenin kapısını aralamaktan ve ona destek olmaktan başka. E, ABD'nin, AB'nin yıllarca burada statik güç olmasından başka. Ya da kendilerini elit bir kesim olarak görüp kendilerini iyi bir yere konumlandırmaktan başka. Allah aşkına CHP'nin hizmet anlayışı nedir? Halka hizmet etmek mi? Halkın onlara hizmet etmesi mi? Halka hizmet etmek için kendini halktan üstün görmemen lazım. Bakmayın siz bunların takiye falan yaptığını. Bunlar kendilerini halktan üstün görüyorlar. Bunlar bu ülkenin dilini, dinini, kıyafetini, başörtüsünü, hiçbir şeyini beğenmiyorlar. Geçmiş medeniyetini, tarihini, köklerini. Bunların hiçbirisini beğenmiyorlar. Bunlar Avrupa'yı beğeniyorlar. Bunlar Batı'yı beğeniyorlar. Ve o beğendikleri şeyi örnek alıp kendilerine bu toprakları bezemek istiyorlar. Bunlar halkı beğenmiyorlar ki halka hizmet etsinler. Yani kadının kafasından başörtüsünü çıkarıp atan, kadına özgürlük değil sapkınlık isteyen bir zihniyetin nasıl hizmet etmesini bekliyorsunuz? Kadın hakları, kadın hakları diyorlar. insan hakları, kadın haklarını neymiş efendim? Cumhuriyet Halk Partisi getirecekmiş. Şöyle bir şey söyleniyor bugün bu ülkede kadınlara. Kadınlar eğer haklarınızın korunmasını istiyorsanız Kılıçdaroğlu'nu destekleyin. Yoksa AK Parti sizin haklarınızı yiyecek diyen bu yazar, çizer ve bence boş gezerlere çok gülüyorum. Çünkü gerçekten komikler. Bunlar kadına özgürlük falan istemiyorlar. Bunlar kadına sapkınlık vaat ediyorlar. Çünkü kadını metalaştıran da bunlar. Dolayısıyla bu hastalıklı zihniyetlerine sermaye olacak kadınları istiyorlar. AK Parti döneminde kadın hakları öyle bir zirve yaptı ki bugün Türkiye'de mağdur erkeklerdir. Hatta ben de buna zaman zaman karşı çıkıyorum. Ya kadının beyanı esastır ve süresiz nafaka yüzünden ortalık mağdur erkeklerle doldu. İşte kadına bu kadar değer veren, sadece açık seçik kadınlara değil, tüm kadınlara seçilme, yaşama, okuma, çalışma hakkı tanıyan, kadını başörtüsünden ve sadece kılık kıyafetinden dolayı yargılayarak aşağılayan bu zihniyetin elinden kadınları kurtaran, kadın üzülmesin, incinmesin, darda kalmasın diye kadının beyanını esas alan, kadına boşandıktan sonra da sahip çıkan ve bu yöntemle kadını gönül eğlencelerine meze etmek isteyen erkeklerin önünü kapatıp aile mevhumunu güçlendirmek için çabalayan AK Parti değilmiş gibi ve bu AK Parti kadına haklarını vermemiş ve tüm bu saldırılara siper olmamış ama kadını kılık kıyafetinden, başörtüsünden, inancından dolayı bırakın kadın yerine koymayı, insan yerine koymayan bu hastalıklı zihniyet kadınlara sahip çıkacak öyle mi? Yani siz kadınları ya akılsız ya vicdansız sanıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Siz bunların Müslüman söylemlerine falan inanmayın. Bunlar şu anda tamamen takiye, yapay gündem ve sanal bir algıyla bu ülkenin milliyetçi muhafazakar tabanından, ekonomiyle sıkıştırılmış, dar boğazda kalmış tabanından oy devşirmek için yapılan şeyler bunlar. Az önce de söyledim. Bizim ekonomimiz küresel ekonomiye bağlı, küresel ekonomi kime bağlı? ABD'ye bağlı, Çin'e bağlı. Yani aslında tüm bunların arkasındaki Yahudi sermayesine bağlı Hristiyanlara bağlı elinde dünyanın tüm gücünü bulunduran. Bunlar kimi destekliyor? Her tarafa bak. Bunlar Millet İttifakı'nı destekliyor. Tabii ki seni ekonomik olarak darboğaza sokacaklar. Tabii ki sana yaptırımlar uygulayacaklar. Tabii ki bu seçime giderken sen Millet İttifakı'na oy ver diye sana her şeyi yapacaklar. Ama bu takiye yalanına kalmayın. En azından bu topraklarda gerçekten Müslümanım diyenlerin AK Parti'nin tüm hatalarına rağmen Tüm yanlışlarına rağmen niye Erdoğan'a oy vermemiz gerekiyor diye bir sebep arayan varsa Ayasofya'ya baksın.